FT 5A 2 üzeri 2T artı 1 bağıntısıyla belirlenmektedir. Ortamda başlangıçta 30 adet virüs bulunduğuna göre en erken kaç dakika sonra ortamda 4200 adetten fazla virüs bulunur. Şimdi ilk önce başlangıçta dediği için T eşittir 0 anında A nedir onu bulalım. Çünkü denklemde A bilmediğimiz bir sayı sabit bir sayı ama belli değil. T yerine yazacağımız birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dakika gibi. Başlangıç dediğimiz t eşittir sıfırdır. Ona dikkat etmeniz lazım. Eğer onu yapmadıysanız a'yı bulamazsınız. Yapalım. 5 çarpı a 2 üzeri 2 çarpı 0 artı 1. Bakın başlangıçta 30 adet virüs var. Dolayısıyla 2 üzeri 1 2 5 kere 2 10 10 a eşittir. 30 oldu. a buradan bakın 3 geldi. a 3 olduğuna göre artık yerine yazarsak 5 çarpı 3'ten 15 çarpı 2 üzeri 2t artı 1 eşittir ft. Şimdi kaçıncı zaman bilmiyoruz. Ne olmasını istiyoruz? 15 çarpı bilmediğimiz bir zamanda 4200'den fazla olmasını istiyoruz. Şöyle 4200'den büyük yazayım. O zaman her iki tarafı bir 15'e böleyim. 5'e böl 3. 5'e böl, 100'ü 5'e bölersek 20. Sonra 42'yi 3'e bölersek 14. 14 çarpı 20'den 280. 2 üzeri 2t artı 1 280'den büyük olması için. 280 2 üzeri e, kaça yakın? 8'e yakın. O zaman biz t'yi arkadaşlar şıklardan gidersek artık 3 verdiğimizde 2 üzeri 3 6 7 olur. 2 üzeri 7 280'den büyük değil 128 oluyor. 4 verelim. 2 kere 4 8 bir daha 9. 2 üzeri 9 512. 512'de 280'den büyük. Evet ilk defa 4. dakikadan sonra 4200 adetten fazla virüs olacak B şıkkı. Önce bir ortak farkı hatırlayalım arkadaşlar. Bir dizide ortak farkı bulurken herhangi bir terim kanuncu terim olsun. Herhangi bir terim yine t'ninci terim olsun. Aralarındaki fark k-t. eksi Ne diyorduk? ak eşittir at artı. K eksi T yani aralarındaki farkı ortak farkla çarpıyorduk. İşte formülümüz bu. Bu formülü tabii ki bilmek zorundayız. Çünkü hep kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. A6 log 3. A1 log 96. E, 6'dan 1'i çıkarırsak 5. Ortak fark bilmiyoruz D. Buna göre log 3 log 96 ne oldu? Log 3 eksi log 96. Yani log... Aradaki fark eksi bakın o zaman arada eksi var. Ne yapıyorduk bölüyorduk değil mi? 3 bölü 96 yani 1 bölü 32 eşittir 5'te. 1 bölü 32 nedir? 2 üzeri eksi 5'tir. Buradan da 5'te eksi 5 başa katsayı olarak gelir. Eksi 5 log 2 eşittir 5'te. Buradan her iki tarafı e, bölersek d eşittir eksi log 2 oldu arkadaşlar. Burayı bulduk bakın. Gelelim ikinciye yine aynı şekilde b4 eşittir b1 artı 3 bunun ortak farkına da k diyelim 3k. Şimdi b4 0.4 b1 1 artı 3k buradan da eksi 0.6 eşittir 3k'dan k ne geldi? Eksi 0.2 şimdi burada bizden bunların çarpımını istiyordu. Eksi 0.2 ile eksi log 2'yi çarpacağız. Yani log 2 bölü 5 olacak. Şıklarda log 2 bölü 5 yok. Hemen 5'i kat sayı olduğu için üste atalım. Log 2 1 bölü 5 nasıl geçer? 1 bölü 5 olarak geçer üste 1 bölü 5 de köklü sayılarda logaritma 5. dereceden kök 2 olacak arkadaşlar. A şıkkı. Eşitsizliklerde işarete dikkat etmek zorundasınız. Bakın burada eğer bunu atlarsanız soru gider. Çünkü logaritma 2 bölü 3 şimdi size şöyle söyleyeyim. 2 bölü 3'ün normal kuvvetlerini alırsak pozitif kuvvetlerini 1 aldığınızda 2 bölü 3. İkinci kuvvetini aldığınızda 4 bölü 9 nokta nokta böyle gider. E şimdi burada o zaman neye dikkat etmemiz lazım? 2 bölü 3. Şöyle yapayım. Logaritma 2 2 bölü 3 tabanında 8 bölü 5 bir a sayısı. Şimdi 2 bölü 3'ün a'nıncı kuvveti ne olması lazım? 8 bölü 5. 2 bölü 3 basit bir kesir. Birden küçük. 8 bölü 5 birden büyük bir sayı. Birden küçük bir sayının hangi kuvvetini alırsak birden büyük hale gelir? Ters çevirdiğimiz zaman. Yani eksi olduğunda. O yüzden a negatif sayı oldu arkadaşlar. Hatta size... Hani biraz daha yorum yapmak için şöyle yapayım. 8 bölü 5 1.6 ya biz onu şöyle yapalım. 8 bölü e, atıyorum kaç olsun? 1.6 bu 2 bölü 3 işte 0.6 yaklaşık. 0.6'nın bakın a'nıncı kuvveti 1.6. Bu basit kesir bu bileşik kesir. Basit kesir bileşik kesire dönmesi için ters çevrilmesi gerekir. Bu yüzden a negatif sayı. Demin söylediğim gibi 2 bölü 3, 4 bölü 9 asla bakın e, basit kesir bileşik kesire dönmez. Ne zaman ters çevirseniz mesela 2 bölü 3'ün atıyorum eksi 3. kuvvetini alsanız ne olur? 27 bölü 8 bak gördünüz mü? Hakikaten birden büyük hale gelmesi için üstün negatif sayı olması gerekiyormuş. Artık anladık ki bu A dediğim neydi? Komple bu sayı yani bu negatif sayı. O zaman negatifle negatifi çarparsak pozitif olur. Demek ki x eksi logaritma 3 tabanında 121 Küçük eşit sıfır olması lazım arkadaşlar. Çok basit ama önemli bir ayrıntı. Sırf işaretten bakın hallettik. X küçüktür. Logaritma 3 tabanında 121. Şimdi logaritma 3 tabanında 121 e, en büyük tam sayı demiş. E, 3'ün kuvvetleri nasıl ilerler? 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 derken 3, 9, 27, 81, 243. Şimdi bu logaritma 3 tabanında 81 olsaydı x eşittir 4 olacaktı. 4 verdiğimiz zaman gerçekten bakın 4 küçüktür logaritma 3 tabanında 121. Niye? 81 küçüktür 121. Ama 5 verirsem 243 121'den büyük olur. O zaman demek ki burası hakikaten 5 olamıyor. 4 oluyor en fazla. Bu yüzden cevabımız C. İşte şu kavramı bilelim. A'dan küçük en büyük sayı bir sayı var A'dan küçük olacak ama en yakın sayı olacak. Örnek 3.7'yi düşünün. Buna en yakın bundan küçük olan tam sayı nedir? 3'tür değil mi? Ee, mesela örnek veriyorum yine. 4.5. 4.5'a en yakın 4.5'tan küçük olan tam sayı nedir? 4. O zaman burada şimdi x1 çift sayıysa x bölü 7'den küçük en büyük tam sayıydı. x bölü 7'den küçük olacak bulmamız gereken sayı yani 3 o zaman bu. Ee, 3, x bölü 7'den küçük olması lazım. O zaman x bölü 7, 3'ten büyüktür ama x bölü 7 neyden küçüktür? 4'ten ve aynı zamanda eşit de olabilir değil mi? Örnek veriyorum 4, 4'e en yakın tam sayı kaçtır? 3 3.9, buna en yakın tam sayı 3 3.95, en yakın tam sayı ne? 3. Demek ki gördüğünüz gibi buradaki x bölü 7, 3 ile 4 arasında sayılar olması lazım. Bu şekilde deneyerek görebilirsiniz. Payda eşitleyelim şimdi. 28 x 21. Ama x ne olmasını istiyoruz burada? Çift sayı. Demek ki 28, 26, 24 ve 22 verebiliriz. Hakikaten bak bir tanesini deneyelim. Mesela 28 ver. 28 bölü 7'den 4. 4'e yakın tam sayı kaç? 3 gerçekten cevabı aldı. 26 bölü 7. 3 küsür bir sayıdır. 3 küsür bir sayıya en yakın sayı kaç? 3. Yine 24 için de aynı şey. 22, de, 22 için de aynı şey arkadaşlar. Bunlara en yakın tam sayı 3 oluyor. Teklerde ise x bölü 5'ten büyük en küçük tam sayı. O zaman x bölü 5'ten büyük olması lazım. x bölü 5 yani o zaman buradan da çıkaracağımız sonuç. Örnek düşünelim hemen mesela. 2'den büyük bir sayı 3'tür. 2.5'ten büyük en küçük sayı 3'tür. 2.9'dan büyük ama ona en yakın tam sayı en küçük nedir? 3'tür. Dolayısıyla burada da ne düşüneceğiz? 2'den büyük, 3'ten de küçük. Peki hangisinde eşitlik var? Bu sefer burada değil mi? Çünkü tam 2 olursa mesela 2'den büyük tam sayı 3. Ama 3 olursa burası eşitlik yaparsak 3'ten büyük tam sayı ne? 4. O yüzden 3 dahil olmamalı. Bu şekilde daha öncesinde de ÖSYM'nin farklı farklı yıllarda sorduğu bu tarz sorular oluyordu birazcık dediğim gibi başlangıçta birkaç sayı denerseniz hangisinin olup olmayacağını öyle anlarsınız. Yani mükemmel matematik bilgisine gerek yok. Birazcık deneme yanılma. Dediğim gibi x bölü 5 örnek veriyorum 3 olursa yani x'e mesela 15 verdiğinizi düşünün. 15 bölü 5 3 yapar. 3'ten büyük en küçük tam sayı nedir? 4 olmadı. Demek ki hakikaten dahil değilmiş. Payda eşitliyoruz. 10 x e, burası da 15 oldu. O zaman 10 verebilirim tek sayı duy çünkü 13 verebilirim 11 ve 13 verdim toplam kaç sayı oldu 4 buradan 2 de buradan sağlayan 6 tam sayı değeri geldi arkadaşlar B şıkkı. Şimdi en kısa gitme sorularında ne yaparız arkadaşlar? Böyle buralara bir farklı şekilde gidilir. Buralara bir farklı şekilde gidilir. Birleştiririz. Burayı ve burayı birleştirirsiniz. Buraya gidilebilecek yolu bulursunuz. Tek tek bunları saymak yerine ne yapacağız artık? böyle birleştirdiğimizde toplayacağız köşeleri. Buradan 1 geldik, buradan 2 geldik, 3 oldu. Yine 1 geldik, 2 geldik, 3 oldu. 3, 3 daha 6. Sonra bakın buraya başka gidiş var mı yok. 3 diye direkt getireceksin. Buradan 6, buradan 3 bak 9 oldu. Buraya başka gidiş var mı yok 6. 6, 9 daha 15. Demek ki B'ye gidilecek tüm yolları bulduk şu an. 15. Bizden istediğine A'dan B'ye giderken C yolunun kullanılması. O zaman C yolunun kullanıldığı durumu hesaplayalım şimdi. Çünkü tüm B'yi bulduk. 1 1 1 1 1 1 1 daha burası 2. 2 1 daha 3. 2 1 daha 3, 3 3 daha 6 bak. 6 farklı şekilde C'ye geldik. Artık dediğim gibi C'ye uğrayacağımız için buradan gelemeyiz. C'ye uğramamız lazım. Buraya 6 farklı şekilde gideriz. Eğer C'den başlıyormuşuz gibi düşünürsek Böyle artık 6 yazarız buraya. Buraya yine 6 yazarız. Bakın C'ye kesin uğradım. C'ye uğramak koşulunu yaptım. Artık C'den aşağıya 6, C'den sağa 6. Birleştir 6, 6 daha 12. C'ye uğramak koşuluyla 12 yoldan gidebilir amaçız B'ye. İstenen durum 12 bölü 15'ten 4 bölü 5 D şıkkı. Bir denklemin zıt işaretli iki gerçek kökü varsa Delta kesinlikle büyüktür sıfır gelir. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi AX kare artı BX artı C diyelim. Zıt işaretli olduğundan dolayı e, köklerimiz delta B kare eksi 4AC. E, zıt işaretli demek burada kökler çarpımı yani X1 çarpı X2 ne olmalı? Küçüktür sıfır olmalı demektir. Bu da C bölü A'nın küçüktür sıfır olduğunu söyler. Dolayısıyla C bölü A küçüktür sıfırsa bu eksi ise bu artıdır. Bu artı ise bu eksidir. Eksi ile artının çarpımı kesin eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Bir sayının karesi en az sıfırdır. Sıfır artı daha tabii ki artı yapar. Dolayısıyla zıt işaretli köklerde isterseniz delta ile uğraşın ama gerek kalmaz. Demin söylediğim işte bu durumdan dolayı. Zaten zıt işaretli olacağı için c çarpı a her türlü negatif geliyor. Böylece eksi çarpı eksinin artı geliyor. Ee, B kare eksi 4 ac'nin negatif veya sıfır olma şansı kalmıyor arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Sadece ama bu zıt işaretli köklerde gördüğünüz gibi. O zaman delta kesinlikle büyüktür sıfır geliyor. Zıt işaretli köklerde diğer duruma ne, neye dikkat edeceğiz? X1 çarpı X2 küçüktür sıfır olmalı. Çünkü zıt işaretlerde birisi eksidir birisi artıdır. Toplamlarını bilemeyiz. Hangisinin mutlak değeri daha büyük olduğunu bilemediğimiz için. Örnek eksi 2 ile 3'ü toplarsın 1 yapar. 3 ile eksi 2 ile 3'ü toplarsınız 1 yapar. Eksi 3 ile 2'yi toplarsanız eksi 1 yapar. Kökler toplamına bir şey diyemem. Ama kökler çarpımı olan c bölü a 2m eksi 9 bölü 4 eksi m kare küçüktür sıfırdır. Şimdi pay ve paydanın köklerini tabloya yazalım. Eksi 2, 2 ve 9 bölü 2. Ne ile başlayacağız? Eksi m dolayı eksi sonra artı eksi artı ne olmasını istiyoruz? Küçüktür sıfır. Eksi 2 ile 2 arasında hangi rakam var? Sıfır ve 1 var. Sonra 9 bölü 2'den büyük rakam, 4 buçuktan 5 var, 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var. Ee, bunların toplamı o zaman 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 6 daha 30, 35, 1 daha 36 oldu değişiklik. Şekilli sorularda tabi geometriden yararlanmalıyız arkadaşlar. Sinex soruluyor. Ben ne yaparım bunu... Ee, Tamamlarım dik üçgeni. Sonuçta biz dik üçgenlerin içinde işlemler yapıyoruz malum. Sinüste de şöyle bir avantajımız var. Sinüs 180-x eşittir sin x. İkinci bölgede sinüs pozitifti. Aynı işaretliydi daha doğrusu. Böylece birinci bölge eğer ben sin x'i bulmak istiyorsam sin 180-x'den de yararlanabilirim. Buraya bakın 180-x dersem karşılık kenarları eşit 16. Karşılık kenarların eşit olması için... Şöyle dp'ye 12 kalır. 12, 16, 23 gene. Sinüs 180 eksi x'ine neye eşit geldi? 16 bölü 20. Buradan da 4 bölü e, daha doğrusu 4'e bölersek evet 4. 4'e bölersek 5 olmuş oldu. E şıkkı. Çalıştırılan silecekler en fazla e, uç noktaları arasında uzaklık 6 köküç oluyor demiş. Şimdi yarıçap burada o zaman 6 birim değil mi? O noktasına uzaklık en fazla 6 birim, en fazla buraya ulaşıyorsun demektir. Buraları hep böyle yapacak. İşte dolayısıyla burada en uzak nokta şöyle bir A noktası, en uzak nokta B noktası. Bu aralıkta bize ne demişti? E, uç noktalar arasındaki uzaklık. Yani işte burası 6 köküç. 6-6-6 köküç nerede var? 30-30-123 geninde o zaman... 120 derece olacak. Alfa artı beta ya da kaç derece kalacak? 60 derece tanjant 60 da kök e şıkkı. 7 farklı tam sayı değerinde süreksizse o zaman burada şunu deriz. Aslında süreksiz bazen e, şu kafanıza takılabiliyor. Süreksizdir ama tanım kümesinde süreklilik incelenir hocam. Burada e, onu map değiştirdi aslında. Şöyle düşünebilirsiniz o yüzden. Evet sürekli değildir gibi düşünün bunu tamam mı hani kafası karışan arkadaşlarımız hocam itiraz ediyorum tanım kümesinde süreklilik incelenmez diyorsunuz ya işte o noktalarda mantıklı olarak şöyle düşünün tanım kümesinde süreklilik inceleyemiyorsak orada fonksiyonun sürekliliğinden bahsedemeyeceğiz o yüzden bazı e, kitaplar orada süreksizdir der bazıları der ki burada süreklilik incelenemez siz birbirinin aynısı olduğunu düşünün ÖSYM buralarda sizi sıkıntıya düşürmez sadece şöyle der mesela atıyorum bir fonksiyon düşünün tamam mı? E, ee, öncüllü soru sordu. Der ki mesela x eşitleri bir noktasında süreklidir. Hani öncüllerden biri böyle olur. Süreklidir. Sen de dersin aa bak bu yanlış. Tabii ki orada süreklilik inceleyemem ben. Tanım kümesinde değil orası. Bunun gibi düşünün. Süreksizdir ile sürekli değildir. Birbirine yakın ifadeler. Dolayısıyla e, tam sayı değerinde süreksizdir diyorsa aslında tanımsız olduğu noktaları söylemişse Köklü sayılarda içeriği negatif yapan yerler tanımsız olacağı için orada süreklilik inceleyemeyeceğiz. Buna göre o zaman tabloya yazarsak eğer a 3'ten küçükse bakın eksi a eksi 3 diye yazarız böyle. Dolayısıyla baş kat sayımız artı olduğu için x kareden dolayı artı eksi artı burası olması lazım. Ee, küçüktür sıfırı tabii ki tanımsızlık olacak yani süreklilik inceleyemeyeceğiz. Son terim eksi ilk terim Eksi 1. Neden? İkisi de dahil değil. Küçüktür 0 olduğu yerlerde tanımsızdır. Böylece bu 7 olursa A buradan ne geldi? 11. Anlayacağı değerlerden biri 11 olabilirmiş. Bir de bunun sağında olabilir. Eksi 3, eksi A olur. Yine eksi, artı, eksi, artı gördüğünüz gibi. Burada da yine eksi A artı 3, eksi 1 yine 7'ye eşit olacak. Eğer eksi A, eksi 3'ün sağındaysa. Buradan da A ne gelmiş oldu? Eksi 5. Buna göre A'nın alacağı en büyük tam sayıları 11, en küçüğü eksi 5, çarpımları eksi 55, E şıkkı. Önce fonksiyon kavramıyla başlayalım. Pozitif değerli, negatif değerli mevzusu. Bir fonksiyon negatif sonuç veriyorsa negatif değerlidir. Pozitif sonuç veriyorsa pozitif değerlidir. Buna göre o zaman arkadaşlar bakalım fx fonksiyonu a ile b aralığındaki değerler pozitif değerler. Biz o zaman a ile b aralığında ne verirsek verelim bakalım fx fonksiyonun değeri kırmızı fonksiyon bakın hep pozitif değerler alıyor. Sonra a ile b aralığında gx'e ne verirsem ver negatif değerler alıyor. X ekseninin altında değerler kalmış bak görüyor musunuz? Mesela şuradan bir değer verdiğiniz zaman gördünüz mü? Bunlar hep değer değil mi? Değerlerimiz burası. O yüzden ne oldu negatif Eksi x kare önünde eksi olduğu için eksi artı çarpı eksi eksi. Eksi eksi daha ne geldi bakın eksi. O zaman fonksiyonumuz kesinlikle negatif değerli olacak. Bu birincisi. Gelelim artan mı azalan mı? Tabii ki ne yapıyoruz? Ee, burada türev alıyoruz değil mi? Çarpımın türevi f türev x çarpı gx artı g türev x çarpı fx. Eksi x karenin türevi eksi 2x. Şimdi f türev x bir fonksiyon artansa türevi neydi? Pozitif işaretli bu aralıkta değil mi? Pozitif. Gx bu aralıkta ne olduğunu biliyoruz bunun. Gx'in dikkat et bak Gx. Ne verirsek verelim hep negatif değerler alıyor. G türev x azalan fonksiyon olduğu için eksi. Fx de bu aralıkta bakın hep pozitif değerler alıyor. Dolayısıyla buraya da artı diyeceğiz. Artı çarpı eksi eksi. Eksi çarpı artı eksi. Eksi eksi daha ne yapar? Eksi. Sonra x'e pozitif değerler verdiğimiz için bir de önünde eksi var. Eksi eksi daha ne oldu? Eksi. O zaman fonksiyon negatif değerli oldu ve azalan oldu D şıkkı.